Avcı Adam'dan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün yapmış olduğumuz takımların hangi tür misinalardan yaptığımızı ve misinaların kaplama mı, işte yok hakiki fluorokarbon mu, neyi nasıl anlayacağımızı, hele hele şu Hunter Line ile ilgili ufak küçük bir söyleşi yapmak lüzumu hissettik. Çünkü sevgili arkadaşlarımızın birçoğunun, yani tabii ki bu da çok normal, yeni amatör arkadaşlarımız, hele hele ki biz de tabii amatörüz bu arada, bunları bilgilendirmek amaçlı öncelikle Hunter Line misina ile fluorokarbon misinanın ve monofilament bir misinanın nasıl, ne şekilde test edebiliriz. Onunla ilgili burada güzel bir söyleşi yapacağız şimdi hep beraber. Sevgili arkadaşlar, biz Avcı Adam ekibi olarak her şeyden evvel fluorokarbon kaplama diye bir misinanın varlığına inanmıyoruz. Çünkü kaplayarak bir şeyi kaybedilemeyeceğine inanıyoruz biz. Ama tabii ki bu fluorokarbon kaplama adı altında piyasada satılan misinalara da yine saygımız var. Sevgili arkadaşlarımız sakın yanlış anlamasın. Ben sadece bilgilendirmek amaçlı ve nasıl test edilmesi gerektiğini anlatacağım. Şimdi her şeyden evvel bizim şu ekranın bu tarafında gördüğünüz şu aşağıya doğru bakan iğne, o da bizim Hunter Line misinemiz. İkisi de bu misinaların kırklık. Şimdi bakın bunu bizimki şu, bu diye demekten ziyade bunların mesela Hunter Line ile ilgili işte efendim kaplama diyenler oldu veya işte tam fluorokarbon mu diyenler oldu. Şimdi bunu burada ben ispat edeceğim size. Fluorokarbonu da burada tabii ki test edeceğiz. Tam fluorokarbonu. Keza şu takımımızı biz Hunter Gold tam %100 fluorokarbon bir misineyle yaptık. Çok kuvvetli. Çok harika bir misine. Bunu bizden alıp deneyen arkadaşlarımızın teşekkürle geri geleceğine çok net inanıyorum. Çünkü kendim avcılığını yapıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi fazla lafı uzatmadan bakın şu Hunter Line, şu da efendim monofilament herhangi bir misine. Şimdi birincisi bu misinanın değerli olmasının sebebi mesela kösteklerde 45 derecelik veya 40 derecelik bir açıyla bedene bağladığınızda bükülmemesi, kırılmaması misinanın. Ama bakın bunu ayakta tutmak mümkün değil. Neyse, işin esas özetine gelelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu her iki misina da fluorokarbon testine tabi tutalım. Bu kaplama olan. Bakın yakıyorum şimdi buradan. Misinanın ismini vermeye gerek yok. Bakın şu kaplama olan bir misina. Bu da Hunter Line'ın denemesi. Bakın bunu da yaktım. Yürüdü. Söndürdüm. Çünkü söndürmek zorundayım. Şöyle bir durum var. Bizim misinamızla ilgili de monofilament mi gibilerden bazı arkadaşlarımız tereddüt edebiliyorlar. Bakın şimdi her iki misinaya. Şimdi zaten bu fluorokarbon olmasa bunu söndürdüğünüzde de bu şekli almaz. Bakın. Hani niye yürüyüp gidiyor? Bakın. Şimdi monofilamentle bizim Hunter Line misinanın arasındaki fark, bu Hunter Line'ın gitme sebebi sevgili arkadaşlar, bakın şimdi şurada yürüme sebebi ham maddesinin içerisindeki sertleştirici bir madde. Tabii misinanın kısmen fluorokarbonluğunu hafif de olsa bozmakla beraber ama avcıya da çok farklı bir varyasyon tanıyor. Yani şimdi her güzellik de tabii ki bir arada olmuyor. Şu duruma getirebilmek adına tabii ki mecburen biz konuyu bu şekilde getirebilmemiz için bir takım denemeler yaparak bu hale geldi bu misina. Ve kesinlikle bu sertleştirici üzerinde değil,
direkt cips maddesinin içerisinde olan bir şey. O bakımdan sevgili arkadaşlarıma bunu da buradan izah etmekte fayda gördüm. Şimdi evet, tekrar Hunter Line'ı buradan keselim. Bir daha yakalım. Bak, yaktım. Söndürdüm. Çünkü sertleştirici maddenin yürümesi sonucu mecburen misine yürüyor. Yoksa o sertleştirici madde olmasa zaten yürümeyecek misine. Biraz sonra onu da ispat edeceğiz buradan. Şimdi bakın, burada tekrar piyasada birçok yerde %100 fluorokarbon veya kaplama adı altında yürüyen bir namı değer bir misina. Bak, bununla bunun arasındaki farkı tabii ki dostlarımız benden daha iyi bileceklerdir bu konuyu aydınlattıktan sonra. Evet, bunu burada izah ettikten sonra bir de bizim Hunter Gold dediğimiz çok değerli, çok önem verdiğimiz ve avlanan arkadaşlarımızın da gerçekten geriye dönerek bize bir takım değerlendirmeleri yapması sonucu bu kanıya biz de vardık. Bakın şimdi yaklaştır abicim şuradan. Şimdi bu da sevgili arkadaşlar 0.25 Hunter Gold misine. Bakın şimdi yaktım. Bak. Bu da bu. Yani %100 fluorokarbon bir misinadan bahsediyoruz. Bakın. Bakın. Gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir misina. Zaten 30'ar metre satışları var. Bakın. Şu anda evet. Görüyorsunuz yürümüyor. Çünkü niye? Misinanın üzerinde sertleştirici veya içinde ham maddesinde sertleştirici madde yok. Bu da diğer monofilamentler gibi tabi boynunu bükmek zorunda ama şimdi bu takımı da kullanırken mesela bunu köstek olarak normal ikili bir takımda bu misinanın da bedene sarılmadığını, kolay kolay sarılmayacağını ve av esnasında avcıyı son derece mutlu edecek avlar çıkaracağını ben kendim bizzat yaşadım. Şimdi bununla ilgili de bu yani Hunter Gold'dan üreteceğiz takımları da bizim asansör takımı dediğimiz bir takımı şuradan bakın arkadaşlar, ben buna bir de yem taktım hayali. Şimdi bunu 1000 metreye atsanız şu şekilde yani bedene dolanmadan yukarıya denizin altına ve üste çekerken de göreceksiniz bunu. Saatlerce dursa karışmayacaktır. Bilhassa canlı avlarda canlı takılan yemi asla ve asla öldürmeden süper bir av gerçekleştirirsiniz. Yani canlı takmış olduğunuz yem kolay kolay bu sistemde ölmez. Yalnız burada bazı arkadaşlarımızın yani binde bir artık bunu ya bilmediğinden söylüyor. Mesela bakın şurada bir stoper var arkadaşlar. Bu stoperi getirip buraya çok sıkıştırdığı zaman bunun tabii ki netice itibariyle dönmesi zorlaşır. Yani gene döner ama şunu üstteki stoperi biraz açık bırakırsanız bu sonsuza kadar döner. Yani sabah yemi tak, akşama kadar bu denizlerin akıntısıyla bu şekilde yani çok hızlı dönmese bile bakın şöyle arkadaşlar denizin dibinde bu böyle şu şekilde bak döner. Karışmadan döner yem ve yemin bu şekilde gezmesinden ötürü tabii ki avcılığı da artar. Burada bir şey daha izah edeyim sevgili arkadaşlarıma. Bu hem hırsızlığı hem yukarıya aşağıya taşınabilir bir takım. Şuradan bir tutar mısın abiciğim? Bak. Şimdi bunu istediğiniz gibi bu takımı yürütebilirsiniz. Bak. Buraya alabilirsiniz. Sonra eğer yani denizin yapısına göre bunu daha aşağıya taşıyabilirsiniz. Bak şuradan. Bunu daha yukarıya alabilirsiniz. Bunu yukarıya aldığınızda balık vurursa ne yapar? Ne yaparsa yapsın buraya gelir dayanır. Sorun yok, tekrar yukarıya çekersiniz. Evet, takımımızı Hunter Gold'dan yani
şu misinadan ürettik. Evet, bunu da buradan bu takımı alan arkadaşlarımız deneyebilirler. İstedikleri gibi. Bakın, şurada tekrar yapayım. Şimdi takımı bozmamak adına, yazık çünkü. Evet, bu misina ile şu misina aynı. Yani Hunter Gold dediğimiz bir misina. Çok süper bir avcı bir misina olması dolayısıyla tüm arkadaşlarımı bu konuda bilgilendirmek istedim. Takım burada mı? Heh. Şimdi sevgili arkadaşlar, bilhassa bu misinanın 30'luğu ve 40'lığını da biz imal edeceğiz tabii. Trofi avlarda, canlı yemli avlarında şu kösteği biraz daha uzun tutup trofi avlarında şu şekilde yemin dönmesini, yüzmesini sağlayarak güzel neticeler alacağınızı biliyorum. Çünkü yıllardan beri avlandığım bir sistem. Bu da bu şekilde. Bunları burada izah ettikten sonra eksik bir şeyin kaldığını zannetmiyoruz. Öyle değil mi dostum? Evet. Evet. Şimdi sevgili dostlarıma tekrar söylüyorum. Son bir deneme daha yapalım ve fazla çene çalmadan işi bitirelim. Bakın bir daha yakıyorum sevgili arkadaşlar. Bu bizim Hunter Line dediğimiz bir misina. Bu. Yani bunun yürümesini %100 fluorokarbon gibi durduramazsınız. Çünkü içinde ilerleyen bir misinayı sertleştiren bir madde olduğu için bu. İkinci baskı oluyor ama olsun. Bu kadar anlatıma rağmen yine çünkü soranlar oluyor. Bakın bu da monofilament bir misina. Evet. Bize göre monofilament bir misina. Yani %100 değil. Hatta %5 bile değil bana göre. İki misina arasındaki farkı, yani monofilament de şu hareketi alamazsınız. Mümkün değil. Ve bu da sevgili arkadaşlar %100 fluorokarbon. Bakın o da ilerleyemiyor. Tabii şimdi bu misina ile bu misina arasındaki fark ne? Şimdi hepsinin kendi çapında kullanım alanı var. Yani ben şöyle bir misini alayım da bütün avları bununla halledeyim. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama söylediklerimi ve takımı bu şekilde dizayn ettiğinizde sevgili arkadaşlar neyin ne olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Bakın dediğim gibi tekrar süper bir takım bu. Kösteği isteyen arkadaşlarımız boyutlarını uzatabilir. Tabii takımın boyunu uzatabilir ve şunu da buradan ürünü alacak arkadaşlara özellikle söyleyeyim. Bakın bunu hatta şöyle yapalım, gel. Şimdi bunun bedeni de fluorokarbon. Sebebi tamamen avcı olmasını sağlamak. Bakın ben bunu buradan arkadaşlar şöyle takımı bir daha kaldırayım. Bakın takımın fur döndüsünü şuradan keseyim bedenini ve şuradan da yakalım. Bak biz bunu özellikle özel avlarda hem avcı hem kuvvetli olsun diye ürettik. Bakın fluorokarbonun büyük babası. Yani hakikaten güzel bir misine. 0.25 ve 4 kilo 900 gram şeker var. Artı. Şimdi böyle bir takımı tahmin etmiyorum ki piyasada çok fazla üretilmesi biraz tabii ki pahalıya patlayan bir takım ama bu avlarda tabii ki ufak tefek pahalılık olabilir ama netice itibariyle avda verimine bakılır takımın. Bence değer mi? Değer. Çok da pahalı da değil aslında. Evet, biz buradan söyleyeceklerimizi söyledik. Tekrar bunu bağlayayım buradan ve sevgili arkadaşlarıma böyle bir takımı tanıtmanın şekliyle videomuzu sona erdirelim. Evet, bu takımın arkadaşlar özel bir takım. Şu anda zaten üretimi çok az safhada. Maliyetler biliyorsunuz çok, 30 metrelik bir misinadan bahsediyoruz. Biz gerçekten bunu bundan yaptık ve bunun da tabii ki isteyeni var. Misinalar hakkındaki
bilgilendirmeyi dilimizin döndüğü kadar ben buradan yapmaya çalıştım sevgili arkadaşlar. Şu takımı da iddia ediyorum en az 10 kez kullanma şansınız var. Taktırmazsanız tabii kayalıklara, denizin dibine. Daha ziyade kıyıdan değil de, ya kıyıdan da tabii ki verimli ama takılan yerlerde atılırsa kopma riski tabii doğal olarak olacaktır. Evet, bunları söyledikten sonra sevgili arkadaşlarıma buradan bizim klasik bir lafımız, sözümüz, rastgele, rastgele ve yine rastgele diyorum. Rast gelsin.